ekonomiyi konuşacağız. Bugün hükümet müdahale etmiyor mu? Oluruna mı bıraktı? Akışına mı bıraktı? Esas gündem maddemiz dolar. Dolar 10.40, 10.50 oralarda seyrediyor. Neden diye soruyoruz. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader var dedik efendim. Ve Sezai Karakoç'u son yolculuğuna uğurlayacağız. O konudaki haber, hazırlık dosyalarımız var. Onları da sizlere aktaracağım. Ama önce ekonomi. Gittim bazı toptancılarda hiç açılmamış paletler olduğu halde şekerimiz yok diyorlar. Gözümle gördüm. Perakende şeker satan gözüyle gördüğü şekeri toptancıdan satın alamadığını söyledi. Üretiminin olmazsa olmazı şeker olan tatlıcılar zam öncesinde Türk Şeker'e bağlı fabrikanın haftalık kota koyduğunu dile getirdi. Şekere beklenen zam %25 olarak geldi. Zam öncesinde koyulan kotalar, boşalan raflar akıllara şeker stoklandı mı sorusunu getirdi. Şu anda şeker fabrikasının koyduğu kota 10 torba düşürüldü. Ben tatlı tüketicisi olduğum için bu 10 torbayı 2 günde tüketiyorum. Geriye kalan 5 günde mağdur duruma düştüm. Bir kere %50 zam yapılacağı konusunda iddialar var. Bu nedenle şeker fabrikalarında stoklama var mı yok mu? %50 değil ama %25 zam geldi Türk Şeker'in ürettiği şekere. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bakanlığa stok var mı yok mu diye sorduğunda sadece beklenti olan zam %25 olarak uygulanınca şekerin fabrika çıkış fiyatı 5 lira 30 kuruşa yükseldi. 50 kilogramlık çuvalın fabrika satış fiyatı 212 liradan 265 lira 28 kuruşa çıktı. Tüketici fiyatı ise toz şekerde 5 lira 85 kuruşla 8 lira 75 kuruşa arasında gerçekleşiyor. Tanrıkulu zammın devamının gelebileceğini vurguladı. Özellikle de küçük esnaf şeker temininde büyük zorluklar yaşıyor. Son haftalarda da biliyorsunuz bir şeker sıkıntısı duyar olduk. Son 19-20 yıla bakın böyle bir şey yoktu. Ama yokluk dönemi, kıtlık dönemi tekrar başlıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında kıtlık dönemi yeniden başlayabilir uyarısı yaptı. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ise tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Nokta noktaya zam geldi cümlesindeki noktalı yer her gün bir başka, hatta birkaç ürünle dolduruluyor. Şimdi de şekere %25 zam haberi. Artık market çalışanları da insanımız da bu zam yağmuru karşısında ne yapacağını şaşırdı. Karamoğluoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkışımız bugün daha iyi anlaşılıyor zannediyorum dedi paylaşımında. Yapılan değişiklikler, şeker fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye şeker fabrikalarının satış yapmaması ve özelleştirilen fabrikaların satış fiyatlarını artırmasından kaynaklanmaktadır diye bir mesaj geldi. Yani toptancınızdan geldi bu. Evet, benim iş yaptığım toptancıdan geldi bu mesaj. Özelleştirilen fabrikalar zam yaptı. Türk Şeker bünyesinde kalan fabrikalarsa ya satış yapmadı ya da kota koydu zam öncesinde. Elazığ'daki şeker fabrikasının koyduğu kota tatlıcı esnafını isyan ettirdi. 10 çuval şeker bize kota koymuşlar. 10 çuval şeker zaten bize başlı başına yetersiz. Yetmiyor, işimizi de görmüyor. Yani bu kotanın yükselmesini biz talep ediyoruz. Şekere beklenen zammın gelmesiyle kota yükselecek mi? Perakende satanlar raflarına koyacak şeker bulmakta yine zorlanacak mı? Zaman gösterecek. Anlaşılan bu iktidar şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağına da o günleri yaşatacak bu gidişle. Eğer akıllarını başlarına almazlarsa, yanlışlardan dönmezlerse bu ülke o 1980'lerin, 90'ların kötü günlerine maalesef döner.